Her yıl bine yakını kişi çöken akıntı yüzünden hayatını kaybediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte İstanbul'da boğulmalar ve çöken akıntı çalıştayı düzenledi. Bine yakın insan ölüyor kıyılarımızda. Bunların bir kısmı da çeken akıntılar. Çeken akıntı çok sinsi bir tehlike. Denizdeyken bir anda akıntıya kapılıyorsunuz ve açığa doğru hızla sürükleniyorsunuz. Rif akıntısı olarak da bilinen çeken akıntı özellikle Karadeniz sahillerinde etkili oluyor. Türkiye'de her yıl bine yakın kişi bu akıntı yüzünden boğularak hayatını kaybediyor. Belinizdeki su derinliğinde bile sizi çekebilir. Ayaklarınızın altındaki kumlar hareket edebilir. Yüzme şampiyonu olsanız da buna tutunmanız mümkün değildir. Yani kıyıya doğru yüzemezsiniz. İstanbul'da AFAD'ın koordinasyonunda boğulma ve çeken akıntı çalıştayı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medya mensuplarının katıldığı çalıştayda önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekildi. Suda boğulmalar ve çeken akıntılarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara farkındalığın biraz daha arttırılması için neler yapmalıyız tartışmak üzere farklı kurumlardan, kuruluşlardan ve özel sektör temsilcileriyle 2 gün boyunca bunu tartışıyor olacağız. Çalıştay'da boğulma vakalarında neler yapılması gerektiği de anlatıldı. Öncelikle biz size ilk yardım için ilk önereceğimiz şey lütfen 112'yi arayıp yardım isteyin. Ağzının içinde hava almasını tıkanacak bir şey var mı, solunumu var mı diye kontrol edin. Eğer solunumu yoksa bahçene pozisyonu vererek hastanın ağzını açın. Sonra da hastanın ağzından 2 tane kurtarıcı nefes üfleyin. Daha sonra hastanın eğer ilk yardım eğitiminiz varsa kalp masajına başlamanız gerekiyor. 30 kalp masajı yaptıktan sonra 2 tane daha nefes verin. Uzmanlar yaklaşan deniz mevsimine dikkat çekiyor ve çeken akıntı konusunda uyarıyor. Eğer akıntıya kapılırsanız direnmeyin. Sahile paralel yüzerek akıntının etkisinden çıkmaya çalışın.